Eşhedü en la Şimdi biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde üç cami için yolculuğa çıkılır. Birisi Mescid-ül Haram'dır, birisi de Peygamberimizin camisi, yani Medine'de Mescid-ü Nebevi dediğimiz, birisi de Kudüs'deki Mescid-ül Aksa'dır. Yani Mescid-ül Aksa daha önce de değerli bir camiydi ve şu anda da o değerdedir ama bugün Müslümanlar maalesef buna hakkıyla sahip çıkmıyorlar. Yine Salahaddin Eyyubi gibi, yine atalarımız, dedelerimiz gibi bizim de Mescid-ül Aksa'ya özellikle sahip çıkmamız lazım. Bunun için ne yapabiliriz? Müslümanların, özellikle İslam ülkelerinin bu konuda ittifak etmeleri, birlik ve birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Yani Türkiye'de başta olmak üzere bütün İslam ülkeleri bugün Müslümanlarıyla, yani halkıyla birlikte bunun için bir mücadele etmeleri gerekiyor. O mücadele nedir? İşte İsrail'e karşı hem siyasi hem maddi başka konularda da bazı boykot ya da bazı girişimlerde bulunması gerekiyor. Yani bu daha çok yönetimlere düşen bir görev ama biz Müslümanlar olarak kalbimiz gerçekten Kudüs'ü seviyor ve Kudüs'ü sevecek çünkü onu inşa eden peygamberdir ve bizim kutsalımızdır. Yani nasıl öbür dinlerde de kutsalsa ama daha çok Müslümanları çünkü bizim daha önce kıblemiz sayılıyordu. Bizim ona sahip çıkmamız, yani dua ederiz, bunun için çalışırız ve bunun için de Müslüman kardeşlerimizi, gençlerimizi bizim bilinçlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Öncelikle şunu yani özetle ifade etmek isterim ki Kudüs, Siyonizmin, İsrail'in işgali altında olduğu müddetçe yani Müslümanlar olarak biz de yani bir bakıma esir konumundayız. Yani Kudüs orada esirse biz de burada yani esir konumundayız. Bize düşen görev nedir?
Kudüs'ü, Mescid-ül Aksa'yı bütün yani millet olarak, halk olarak onu hakkında ne yani ne yapması gerekiyorsa yapmak gerekir. Öncelikle onu yani bilinçlenmeliyiz. Kudüs'ü yani tüm benliğimizle, çocuklarımıza, ailelerimize, okullarımıza, camilerimizde, vaazlarımızda, kürsülerimizde bunu halka anlatmalıyız. Ve elimize ne geliyorsa o İsrail'in orada defedilebilmesi için yani bizim yapabileceğimiz nelerdir? İlk önce yani top bir millet olarak dua etmeliyiz. İcap ederse ambargo uygulamayız İsrail'in mallarına ve bu gibi faaliyetlerle inşallah biz diyoruz ki yani Kudüs eninde sonunda yani özgürlüğüne kavuşacaktır. Biz yani o bilinçle olmalıyız ki yani bizim içimizde nasıl dün Salahaddin Eyyubi gibi bir komutan, bir büyük dava adamı çıkmışsa bugün de o gibi bir insan çıkacaktır. Ve Allah'ın izniyle yani Kudüs, Mescid-ül Aksa, İsrail'in o zulmü altında, o işgali altında gün gelir kurtulacaktır ve hür olacaktır. Çünkü Kudüs bizim için önemli bir yerdir.